Herkese merhaba. 27 soruluk İslam tarihi ve uygarlığı ile ilgili ünite deneme sınavıyla karşınızdayım. Hazırsanız başlayalım. Birinci soruyla başlamak istiyorum müsaade ederseniz. Hz. Ali döneminde yaşanan Cemel vakasının ortaya çıkmasında yukarıdakilerden hangilerinin etkisinden söz edilebilir diye sordum. Gelin şıkları isterseniz birlikte bakalım öncüllere. Birinci öncüyle devam edelim. Talha ve Zübeyir'in öldürülmesi Cemel vakasının ortaya çıkmasında etkili miydi? Hayır. Talha ve Zübeyir Cemel vakası sonrası ne oldu? Öldürüldüler. Demek ki bu ikisinin öldürülmesi Cemel vakasının ortaya çıkmasında etkili değildir. Birinin olduğu seçenekleri ne yaptım? Eledim. Peki ikinci öncüyle geldim. Sahabelerden bir kısmı Hazreti Ayşe'nin safına geçerek bir güç oluşturmuş. Bu ise Cemel vakasının ortaya çıkmasına sebep mi olmuştu? Evet. İkinci öncülü alalım o halde. Peki üçüncü öncüle geldim. Hazreti Peygamberin eşi Hazreti Ayşe ve çevresindekilerin Hazreti Osman'ın katillerinin bir an önce bulunup cezalandırılmasını ve Müslümanların içinde bulundukları kargaş ortamından kurtulmasını istemeleri Cemel vakasının ortaya çıkmasında bir diğer gerekçe miydi? Elbette o halde birinci sorunun cevabı kıymetli arkadaşlar ne olmalı? Bursa olmalı. Geldik ikinci soruya. Aşağıdaki gelişmelerden hangisi sonrasında Şam valisi Muaviye Hazreti Osman'ın katillerinin bulunmamasını şuraya dikkat edin lütfen. Gerekçe göstererek Hazreti Ali'nin halifeliğini tanımamış ve kendisine isyan etmiştir. Şam valisi Muaviye dikkat ediniz şıklara Cemel vakası sonrası kıymetli arkadaşlar. Hazreti Osman'ın katillerinin bulunmamasını gerekçe göstererek Hazreti Ali'nin halifeliğini tanımamış ve kendisine isyan etmişti. O halde ikinci sorunun cevabı ne olmalı? Ceyhan olmalı. Üçüncü soruya geldik. Sıfın savaşı ile ilgili olarak verilen yukarıdaki bilgilerden hangileri doğrudur diye sordum. Yine güzel bir soru üretmişim. Açıklama kısmına bakalım. Sıfın savaşı İslam dünyasında sonuçları itibariyle derin izler bırakmış son derece önemli tarihi bir gelişmedir. Yalan yok. Doğru mu? Doğru. Peki. Öncülere bakalım. Sıfın savaşı sonrasında hakem tayin edilmesini kabul etmeyen bir grubun Hz. Ali'nin ordusundan ayrılarak haricileri oluşturması Sıfın Savaşı ile ilgili verilen doğru bir bilgi midir? Evet peki ikinci öncüle geldim. Dikkat edin şurayı iyice işaretleyeyim. Sorunun çözülmesi için Hz. Ali'nin hakem heyetinin kurulmasını kabul etmesi yine Sıfın Savaşı ile ilgili olarak verilmiş olan doğru bir bilgi mi? Evet peki Üçüncü öncüle geldim. Amr bin As'ın tavsiyesi üzerine Muaviye'nin bir savaş hilesine başvurması yine sıfır savaş ile ilgili bir gelişme miydi? Elbette o halde üçüncü sorunun cevabı ne olmalı? 1, 2, 3 yani Edirne olmalı. Geldik dördüncü soruya. Hazreti Ali'nin şehit edilmesinden sonra oğlu Hazreti Hasan halife olarak kısa bir süre İslam topraklarının bir kısmını yönetti. Evet peki Hazreti Hasan'ın daha sonra Muaviye'nin halifeliğini kabul etmesinde yukarıdakilerden hangileri etkili olmuştur diye yine yine güzel bir soru yönelttim. Gelin öncülere birlikte bakalım. Hazreti Hasan'ın Müslümanlar arasında daha fazla kargaşa olmasını istememesi, Hazreti Hasan'ın daha sonra Muaviye'nin halifeliğini kabul etmesinde etkili mi kıymetli gençler? Evet birinci öncülü aldım. Peki Hazreti Hasan'ın savaş yorgunu adamlarına maalesef tam olarak güvenememesi yine Hazreti Hasan'ın daha sonra Muaviye'nin halifeliğini kabul etmesi de etkili bir husus muydu? Evet peki üçüncü öncüle geldim. Muaviye'nin güçlü bir ordu kurup geniş topraklara hükmetmesi ve pek çok Müslümanın onun halifeliğini zaten kabul etmiş olması Hazreti Hasan'ın daha sonra Muaviye'nin halifeliğini kabul etmesinde etkili bir husus muydu? Evet o halde dördüncü sorunun cevabı ne olmalı? Adana olmalı. Geldik beşinci soruya. Yukarıda özellikleri verilen İslam halifesi aşağıdakilerden hangisidir diye sordum. E, açıklamalara bakalım isterseniz. Halifelik makamına geçmesiyle İslam tarihinde yeni bir dönem başlamıştı. Allah Allah. Peki ikinci açıklamaya bakalım. Akrabası Hazreti Osman katillerinin cezalandırılmadığını bahane ederek ilk dört halifenin seçilme şekillerinin farklı olarak halifeliği, kabilecilik anlayışı ve kılıç kuvvetiyle kazanmıştır. Tabii ki bahsedilen kişi, kıymetli gençler, Muaviye'dir hakkında bilgiler verilen kişi kimmiş? Muaviye'ymiş. Beşinci sorunun cevabı o halde ne olmalı? Bursa olmalı. Altıncı soruya geldik. Muaviye siyasi birliği sağladıktan sonra İslam fetihleri yeniden hız kazandı. Bu dönemde yapılan fetihler 3 ana başlık altında toplanabilir. Güzel. Bunlardan birincisi Türkistan yönündeki fetihlerdir. Bu bölgeye yapılan seferler sonucunda Emevi orduları şuraya dikkat edin. Aşağıdaki şehirlerden hangisini ele geçirmiş olamaz. Yani aslında dolaylı olarak şöyle sordum dikkat edin. Aşağıdaki yerlerden hangisi Emeviler döneminde fethedilmedi? Baykent, Sicistan, Buhara ve Kabil bu dönemde ele geçirdi ama Ustad Emevilerden önce dört e, halife dönemi aklımıza gelsin. O dönemde ele geçirildi. O halde altıncı sorunun cevabı ne olmalı? Adana olmalı. Yedinci soruya geldik. Meşhur sahabe Eyüp el-Ensari aşağıdaki devletlerden hangisinin İstanbul'u kuşatması sırasında vefat ederek surlara yakın bir yere defnedilmek zorunda kalmıştır. Eyyub el-Ensari biliyorsunuz Peygamber Efendimiz'e söylenene göre sancaktarlık dahi yapmış idi. Emevilerin İstanbul kuşatması sırasında vefat etti ve surlara yakın bir yere defnedildi. Rumlar yani Bizanslılar bedenine, naaşına zarar vermesinler diye mezarı saklandı. Fatih Sultan Mehmet döneminde Akşemseddin mükaşefe yoluyla ne yaptı? Mezarı keşfetti ve üzerine bir cami inşa edildi. Yedinci sorunun cevabı ne olmalı? Bursa olmalı o halde geldik sekizinci soruya. Aşağıdaki Emevi halifelerinden hangisi ilk dört halifenin yönetim anlayışına benzer bir yönetim sergilediği için şuraya dikkat edin. Beşinci halife olarak da anılmıştır. Adaletiyle meşhur iki tane Ömer var tabiri caizse. Bir Ömer bin Abdülaziz, diğeri Ömer bin Hattab'tır. Ömer bin Hattab dört halife devrindeki ikinci İslam halifesidir. Unutmayın lütfen. Diğeri adaletiyle meşhur Ömer bin Abdülaziz'dir. Kendisi Emevi halifesidir. Emevi halifelerinden Ömer bin Abdülaziz ilk dört halifenin yönetim anlayışına benzer bir yönetim sergilediği için beşinci halife olarak adlandırılmıştır yavru kurtlar. Sekiz Ceyhan. Dokuza geldik. Kuzey Afrika genel valiliğine getirilen Musa bin Nusayr. Berberileri egemenlik altına aldıktan sonra yönünü İspanya'ya dönmüştür. İlginç. İspanya'ya gönderilen Tarık bin Ziyad, Gotları mağlup etmiş ve belirli aralıklarla yapılan seferlerle bütün İspanya'yı fethetmiştir. Bütün İspanya feth edilmiştir. Muazzam. Peki Emevilerin Avrupa kıtasındaki ilerlemeleri aşağıdaki savaşlardan hangisinde İslam ordusunun yenilmesiyle Prenet dağlarında son bulmuştur. Şıklara birlikte bakalım. Bapheon deyince aklımıza Bizans ve Osmanlı kapışması gelsin. Yevmel Ataş, Vakatü şıp ve Harista Muharebeleri Emevi-Türküs savaşları olarak aklımızda kalmalı. Ee, Hz. Osman döneminde Arapların Kafkaslara doğru ilerleyişini Belencer savaşıyla ile Hazarlar durdurdu. Tarık bin Ziyad 711 tarihindeki Kadiks savaşıyla Vizigotları yendi ama açıklaması verilen bahsi edilen yenilgi Puvatya Savaşı'dır. Ve Puvatya Savaşı'nda Emeviler Avrupa kıtasındaki ilerlemelerini ne yaptılar? Neticelendirmek zorunda kaldılar. Çünkü bu Puvatya Savaşı çok da iyi bir sonuçta neticelenmedi Emeviler için bir yenilgi aldı Emeviler. Ve İslam ilerleyişi Avrupa'da resmen durdu. 9 ne olmalı? Denizli olmalı. Geldik 10. soruya. Endülüs Emevileri günümüzde bütünüyle yukarıdaki Avrupa devletlerinden Hangilerinin topraklarına hakim olmuştur? Emevilerden sonra Abbasi Devleti Endülüs topraklarını merkezden gönderildiği valilerce yönetmeye başlamıştı. Ancak 756 yılında Emevi ailesine mensup Abdurrahman bin Muaviye Kurtuba'ya gelmiş ve yönetimi devralmıştı. İlginç. Böylece 1031 yılına kadar varlığını sürdürecek olan, Endülüs Emevi devleti kurulmuş oldu. Yine güzel bir soru, yine güzel bir açıklama üretmişim. Soruyu tekrar ediyorum. Endülüs Emevileri günümüzde bütünüyle yukarıdaki Avrupa devletlerinin hangilerin topraklarına hakim olmuştur? Eğer Pusatya'da yenilmeseydik, Fransa'ya kadar ilerleyecektik. Endülüs Emevileri yayılma alanına baktığınızda ne diyor? Günümüzde bütünüyle yukarıdaki Avrupa devletlerinin hangilerinin topraklarına hakim oldu? İspanya ve Portekiz'in topraklarına hakim oldu. O halde 10. soru cevabı ne olmalı yavru kurtlar? 1 ve 2 yani C şıkkı olmalı. 11'e geldik. Endülüs Emevi Devleti'nin yıkılmasından sonra İspanya'da çeşitli adlarla anılan dönemler yaşanmıştır. Yalan yok. Doğru mu? Doğru. Aşağıdakilerden hangisi? Bunlardan birisi değildir. Beni Ahmer, Muvahhidler, Murabıtlar ve Bağımsız Emirlikler Dönemi dediğimiz dönemler yaşandı, çeşitli hanedanlar, devlet ve devletçikler kurdu. Ama Şeybaniler, dikkat ederseniz Endülüs Emevi Devleti'nin yıkılmasından sonra burada varlık gösteren hanedanlardan ve devletlerden birisi değildir. Şeybani Özbek e, ikilisine dikkat edin. Şeybani Özbek Hanlığı e, ki kendisi Orta Asya'da Hazar'ın, dikkat ederseniz Hazar Gölü'nün Kuzeydoğusu istikametine kurulmuş bir hanedanlık, bir devlet idi. 11. sorun cevabı o halde ne olmalı? Bursa olmalı. 12'ye geldik. Hristiyanlığı kabul etmeyen ve çeşitli zulümlere maruz kalan bölgedeki Müslüman ve Yahudiler aşağıdaki Osmanlı sultanlarının hangisinin emriyle kurtarılmıştır? 1469'da Kastilya kraliçesi ki kirli Isabella diye de bilin unutmayınız. Isabella ile Aragon kralı Ferdinand evlendi ve 10 yıl sonra bu iki krallık birleşti. Güçlenen krallıklar bölgedeki Müslüman varlığına son vermek için harekete geçti ve 1492 yılında Beni Ahmer Devleti'ni yıktı. Bölgedeki Müslümanlar zorla Hristiyanlaştırılmaya çalışıldı. Hristiyanlığı kabul etmeyen ve çeşitli zulümlere maruz kalan bölgedeki Müslüman ve Yahudiler Osmanlı Sultanı II. Bayezid'in emri üzerine ne oldu? Gönderilen gemiler vasıtasıyla kurtarıldı. 12. sorunun cevabı halde ne olmalı? Bursa olmalı. 13. sorudayız. Endülüs Emevleri ve İspanya'da kurulan diğer Müslüman devletlerle ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru olamaz diye sordum. Yavru kurta şuraya dikkat. A şıkkıyla müsaade buyurursanız devam etmek istiyorum. Avrupa toplumlarını İslam'la tanıştırmış ve bölgede İslamiyet'i yaydı mı? Yaymışlar mıdır Emeviler, Endülüs Emevleri? Doğru mu bu şık? Evet doğru. Peki B'ye geldik. İslam kültürü ve uygarlığını ilk defa Kuzey Afrika'ya taşıyarak bölgeyi bayındır hale getirmişlerdi. Bu Endülüs Emeviler için doğru bir bilgi mi? Hayır. Bu dört halife dönemini aklımıza getirsin. Peki C'ye geldik. Urtuba Camisi. Endülüs Emevi Devleti'nden günümüze kalan önemli bir eser midir? Doğru mu? Doğru. Peki D'ye geldim. Endülüs Emevi Devleti ile birlikte İslam mimarisi de yeni bir boyut mu kazandı? Doğru mu? Bu da doğru. Peki İslam fetihlerinin Arabistan dışına taşmasıyla ya da e, taşınmasıyla İslam mimarisi fethedilen yerleri etkilemiş ve buradaki mimariden de etkilenmiş midir? Evet. O halde yavru kurtlar 13 ne olmalı? Bursa olmalı. Geldik 14. soruya. Ebu Abbas'ın Kufe'de halife ilan edilmesiyle Abbasi saltanatı da resmen başlamış oldu. Aşağıdaki Abbasi halifelerinden hangisi dönemde Bağdat şehri kurularak burası devletin merkezi haline getirildi. Şıkların hepsi Abbasi halifesi. Emin, Memun, Mutasım, Harun Reşit, onun abisi Hadi. Bunlar önemli simalar. Ama burada bir isme dikkat etmenizi rica ediyorum. Aşağıdaki Abbasi halifelerinin hangisi dönemde? El Mansur dönemi unutmayınız. Bağdat şehri kurularak burası devletin merkezi haline getirilmiştir. 14 o halde ne olmalı? Edirne olmalı. 15'e geldik. Abbasiler her ne kadar geniş topraklara hükmedip kültürel alanda gelişmiş olsa da ilk yıllardan itibaren devletten kopmalar başladı. Yalan yok, doğru mu doğru. Peki aşağıdakilerden hangisi Abbasi saltanatının zayıflamasıyla ortaya çıkan devletlerden birisi değildir? Abbasi saltanatının zayıflamasıyla İdrisiler, Ağlebiler, Samaniler ve Tahiriler gibi devletler, devletçikler ortaya çıktı. Adil Şahlar Hindistan coğrafyasında kurulan bir Türk İslam devletidir. O halde sorumuzun cevabı ne olmalı? C şıkkı olmalı. Adil Şahlar. 16. sorudayız. Abbasi şehirlerinde asayiş, şuraya şurta teşkilatı tarafından sağlanırdı. Harun Reşit devrinden itibaren ise Kadil Kudatlık yani baş kadılık makamı kuruldu. Halifelerin siyasi otoritelerinin zayıflaması üzerine devlet erkanı arasında ortaya çıkan iktidar mücadelesine, şuraya dikkatine son vermek amacıyla aşağıdaki kurumlardan hangisi kurulmuştur? Gelin şıkları birlikte analiz edelim isterseniz. Divanı mezalim deyince aklımıza büyük Selçuklular gelsin. Zulme uğrayanların başvurduğu divandır. Bununla alakası var mı? Yok. Divanül Beytül Mal devlet hazinesi ile ilgili konuları görüşmek amacıyla toplanan divanı aklımıza getirsin. Osmanlı'da çarşı ve pazarın denetlemesinden Muhtesiplik makamı sorumluydu. Muhtesipler sorumluydu. Divanül Arzül Ceyş yine hatırlar iseniz ordunun masraflarını karşılamak, ordunun ihtiyaçlarını karşılamak, orduyla ilgili çeşitli konularda görüşmek amacıyla toplanan divandı. Başkanına ariz ya da emiri ariz denir idi. Burada sorumuzun cevabı B şıkkı olmalı. Halifelerin siyasi otoritelerini zayıflaması üzerine devlet erkanı arasında ortaya çıkan iktidar mücadelesi son vermek amacıyla Emiril Ümeralık makamı kurulmuştur. 16 o halde ne olmalı? Bursa olmalı. 17. sorudayız. Abbasiler devrinde siyasi, iktisadi ve dini sebeplere dayanan isyanlara sık sık rastlanmaktadır. İsyan hareketlerinin altında milliyetçilik düşüncesinden daha çok özellikle İran kökenli dini ideoloji yatıyordu aman yarabbim. Bu isyanları bastırmak için aşağıdaki müesseselerden hangisi kurulmuştu? Şöyle şıklara bakın, birlikte analiz edelim isterseniz. İdari ve mali konuları denetlemek amacıyla toplanan divan, divanı işraftır. Başkanına müşrif denir, dikkat edin müşrif değil. Divanı inşa iç ve dış yazışmalardan sorumluydu. Divan istifa mali işlerle alakalı olarak toplanırdı. Başkanına müstevfi denirdi. Divanı berit posta Divanı ya da posta teşkilatını aklımıza getirebilir bir nevi. Ne diyelim haberleşme ile ilgili olarak toplanan divan da aklımıza gelebilir. Peki bu isyanları bastırmak için aşağıdaki müesseselerden hangisi kurulmuştur diyorsa cevabımız ne olmalı? Divan-ı Zenadık'a olmalı. 17 o halde nedir? Bursa'dır cevap olarak geldik. 18. sorudayız. Yukarıda özellikleri verilen Abbasi halifesi aşağıdakilerden hangisidir? imlerine gelin birlikte bakalım. Havasım adı verilen sınır kentleri kurularak buralara Türklerden oluşan askeri birliklerin yerleştirilmesi. Ben buradan yakaladım ama siz de bir bakın iyice sizi bekleyeyim. Peki ikinci açıklamaya geldim. Halifeyi korumak amacıyla oluşturulan muhafız birliğinin Türklerden oluşturulması. Yine aklımdaki isim böyle iyice sağlamlaştı tabiri caizse. Üçüncü açıklamaya geldim. Abbas devletine en parlak. Döneminin yaşatılması. Tabi bu açıklamalar kimle ilgili sevgili gençler? Halife Harun Reşit ile ilgili. Bu dönem Bağdat'ı binbir gece masallarına dahi konu olmuştur. 18 ne olmalı? Yukarıda hakkında bilgiler verilen İslam halifesi kimmiş? Abbas halifesi kimmiş? Halife Harun Reşit ymiş. 18 Adana. 19'a geldim. Abbasi devletinde Türkler sadece orduda değil siyasi ve idari sahada da güç kazandı. Türk komutanlar idari kadrolarda görev alıp devletin yönetiminde büyük ölçüde söz sahibi oldu. Hatta Türkler aşağıdaki Abbasi halifelerinden hangisinden itibaren halifelerin belirlenmesine dahi rol oynamışlardır. Zor bir soru kabul ediyorum ama artık böyle bir soruyla karşılaştığınızda. Ak diye cevabı yapıştırabileceksiniz. Türkler dikkat halife mütevekkille beraber Abbasi halifelerinden mütevekkilden itibaren ne olmuş? Halifelerin belirlenmesine dahi rol oynamaya başlamıştır. 19. sorunun cevabı ne olmalı? Bursa olmalı. Geldik 20. soruya. Mescidi Nebevi ile ilgili olarak verilen yukarıdaki bilgilerden hangileri doğrudur? Birinci öncüle başlayayım isterseniz. Suffe sonraki dönemlerde İslam dünyasının ilk medresesi olarak kabul edilmiş midir? Doğru mu? Doğru. Peki ikinci açıklamaya geldim. Mescidi Nebevi'nin eğitim ve öğretim faaliyetleri için ayrılan kısmına Suffe adı verilmiş midir? Doğru mu bu? Bu da doğru. Peki Mescidi Nebevi 3 bölüme ayrılmış mıydı? Evet Mescidi Nebevi 3 bölüme ayrılmıştır. 20. sorunun cevabı o halde ne olmalı? Adana olmalı. Geldik 21. soruya. Bilgelik Evi ile ilgili olarak verilen aşağıdaki bilgilerden hangisinin doğru olduğu söylenemez? Beytül Hikme bir araştırma ve eğitim kurumu olup Abbas halifesi şuraya dikkat el-Memun tarafından kurulmuştur. Bilgelik Evi ile ilgili olarak verilen aşağıdaki bilgilerden hangisinin doğru olduğu söylenemez? Abbasi halifelerinin tıp, astronomi, mantık ve Matematik ile ilgili alimlere ve ediplere karşı cömert tavırları İslam dünyasında büyük bir fikir hareketini başlatmıştır. Doğru mu bu bilgi? Evet. Peki B'ye geldim. Bağdat'ın Şii Bihev oğulları tarafından işgaliyle binlerce kitap yakılmış ve bilgelik evi de yıkılmış mıdır? Doğru mu bu bilgi? Hayır. Bunu Moğollar yaptı, Şii Bihev oğulları değil. B durusun. C'ye geldim. Bu dönemde Beytül Hikme Orta Çağ'ın en zengin kütüphanesi ve İlmi araştırma merkezi haline geldi mi sevgili gençler? Doğru mu? Evet doğru. Grekçe, Süryanice, Sanskritçe ve Farsça gibi dillerden tercüme edilen çok sayıda eser Hizanetül Hikme adı verilen yerde toplandı mı? Bu doğru mu? Bu da doğru. Peki bilgelik evinin en önemli görevi dönemin ünlü astronom, matematikçi ve hekimlerini bir araya getirmek ve bilimin çeşitli alanlarındaki belli başlı eserleri Arapça'ya çevirmek miydi? Doğru mu bu bilgi? Bu da doğru. O halde 21. sorunun cevabı ne olmalı arkadaşlar? Bursa olmalı. Geldik 22. soruya. İslam medeniyetinde ilimleri iki başlık altında incelemek mümkündür. Bunlar akli ve nakli ilimlerdir. Aşağıdaki ilim dallarından hangisi? Nakli ilimler başlığı altında yer almaz. Tefsir, hadis, fıkıh ve kelam hatırlar iseniz. Nakli ilimler başlığı altında incelenir. Ama felsefe nakli ilimler başlığı altında değil, akli ilimler başlığı altında incelenir, yer alır tabiri caizse. O halde 22. sorunun cevabı ne olmalı? Ceyhan olmalı. 23. soruya geldik. İslam medeniyetinde gelişen bilim ve bilim anlayışı sadece İslam dünyasını değil, şuraya dikkat, bütün insanlığı aydınlatmıştır. Avrupa'nın İslam medeniyetinden etkilenmesinde aşağıdaki gelişmelerden hangisinin katkısından söz edilemez diye sordum. Şıklara bir lütfen bakınız. Avrupa'nın İslam medeniyetinden etkilenmesinde İslam fetihleri, tercüme faaliyetleri, Haçlı seferleri ve İspanya'da kurulan medreseler etkilidir. Ama Avrupa'nın İslam medeniyetinden etkilenmesinde Akdeniz ticaretinin önemini yitirmesi etkili değildir. Bir alakası, bir bağlantısı yoktur. O halde 23. sorunun cevabı ne olmalı? Denizli olmalı. 24'e geldik. Batı'nın bugünkü bilimsel ve teknolojik ilerlemesinde İslam bilimi ve düşüncesinin etkisi vardır. Yalan yok, doğru. Yukarıdaki gibi alimlerden hangileri çağdaş Batı medeniyetini etkilemiş ve isimleri günümüze kadar gelmiştir diye sordu. Bir bakınız lütfen öncülere. Farabi, İbn Sina ve İbn Rüş gibi alimlerin çağdaş Batı medeniyetini etkilemesinden bahis edebilir miyiz? Bu insanlar çağdaş Batı medeniyetini etkilediği için bugüne kadar isimleri hala anıla gelmiş mi? Bu yüzden evet. O halde 24. sorun cevabı ne olmalı? Adana olmalı. Geldik 25'e. Buhara yakınlarındaki Afşana köyünde doğdu. Fıkıh, kelam, mantık, felsefe, tıp, astronomi, jeoloji ve matematik ilimlerinde tahsil gördü. Aman ya Rabbim. Batıda Avicenna, İslam aleminde ise Şeyhül Reis adıyla anıldı. İlginç ve zaten cevap ortaya çıktı. Uluslararası Astronomi Birliği aydaki büyük kraterlerden birisine bu Türk İslam bilginin adını verdi. Yukarıda özellikleri verilen ünlü Türk İslam bilgiler hemen aklınıza geldi eminim. Aşağıdakilerden hangisidir? Hangisi sevgili gençler? i̇bn Sina'dır. 25 ne olmalı? Bursa olmalı. İbnül Heysem deyince aklımıza optik gelsin. Optik üzerine çalışmalar gelsin. i̇bn Rüşt ve Tehafütül Tehafüt isimli eser aklımıza gelsin. Utbi, Biruni ve Firdevsi deyince de Gazne Devleti aklımıza gelsin. 25 o halde ne olmalı? Bursa olmalı. Geldik 26. soruya. Aşağıdakilerden hangisi 4 halife dönemi gelişmeler arasında gösterilemez? Gelin şıkları birlikte analiz edelim. İslam tarihinin ilk donanmasının kurulması 4 halife dönemi gelişmesi. Evet Hazreti Osman dönem aklımıza gelsin. B'ye geldik hilafetin saltanat haline gelmesi. Hayır bu Muaviye dönemi dursun. Peki Hicri takvimin kullanmaya başlaması Ömer, Hazreti Ömer dönemi aklımıza gelsin. Yine ülkenin idari birimlere ayrılması ve Kur'an-ı Kerim'in çoğaltılarak önemli eyaletlere gönderilmesi dört halife dönemi önemli gelişmeler arasında yer almakta. 26. soru o halde ne olmalı? Bursa olmalı. 27. soruya geldik. Hazreti Peygamber aşağıdaki savaşlardan hangisi sırasında Kubbetü Türki denilen Türk çadırında kalmış savaşı buradan yönetmiş ve ibadetlerini de burada yapmıştır. Kubbeti Türki isimli çadırda Peygamber Efendimizin Hendek Muharebesi sırasında kaldığı zikredilmekte. 27. soru o halde ne olmalı? Ceyhan olmalı. Böylece bir soru çözüm videosunun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Umarım beğenmişsinizdir. Yeni bir soru çözüm videosunda tekrar görüşmek dileğiyle ben hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Kolay gelsin.